Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Rabbişrahli li sadri ve yessir emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Mesnevi Nuriye Risalesi'nden Zühre 13. nota. Medarı iltibas olmuş beş meseledir. İkinci mesele. Ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi ve neticesi rızayı haktır. Semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Fakat ille-i gayiye olmamak hem kasten istedilmemek şartıyla dünyaya ait faydeler ve kendi kendine tereddüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder.'' Belki o hasiyeti bir de hakim bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar, mesela yüz hasiyeti ve faidesi bulunan evrad-ı kutsiyeyi Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bulunan cevşen ülkebiri o faydelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydeleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faideler, o evrakların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlî bir surette o halis virde talepsiz tereddüp eder. Onların niyet etse ihlası bir derece bozulur, belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki Böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faydeleri düşünüp şevke gelip evradı sırf rızayı ilahi için ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aktaptan ve selefi salihinden mervi olan faydeleri görmediklerinden şüpheye düşer. Hatta inkar da eder. İkinci mesele ubudiyet emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Bu bugün okuyacağımız ders bizim hususi ubudiyet hayatımızda her yönüyle dikkat etmemiz gereken bir şey. Burada zaten dersin sonunda da onu ifade edecek. Yani ibadetlerimizi yaparken, dualarımızı yaparken bazen zaman zaman böyle işte ibadetin sırları, duanın sırları böyle çeşitli isimde çalışmalar duyuyoruz, görüyoruz. Tabi bir şeyin sırrından evvel belki edebi daha önemlidir. Yani duanın esrarı, sırları kadar duanın adabı daha önemli. Çünkü adab olmadan sır da olmuyor. Edeb olmayan yerde sır da açılmıyor. Demek ki duanın sırrından evvel duanın edebi önemli. Aslında Üstad Hazretleri burada bizim Cenab-ı Hakk'a olan kulluğumuzda, ibadetimizde Cenab-ı Hakk'a karşı onun huzurunda durmamız gereken edebi ve tavrı anlatıyor. Bu okuyacağımız yer gerek temelde dua ile alakadar ve bazı örnekler veriyor üstadımız. Ama bununla beraber şimdi Risale'den başka yerlerden de yani başka eserlerin başka kısımlarından da ifade edeceğimiz gibi bizim bütün ibadet hayatımızda cari olan bir mesele. Buradaki adab ve dolayısıyla arkasındaki ince nükteler anlaşılmadığı zaman bazen bize üstadın sonunda ifade ettiği gibi aktaptan, büyük kutuplardan, selefi salihinden onların vesilesiyle gelen mervi rivayetleriyle olan bazı dualar var. İşte bazı duaları okuyoruz, faydasını görmüyoruz diyor. İşte halk arasında şu duayı şu kadar oku, neticesi şöyle şöyle olacak diyor. Peki okuyor, bazen görmüyor. Haşa, ya duaya karşı, ya o duayı ona gelmesine vesile olan selefe karşı veyahut da en tehlikelisi dua etmenin kendisine karşı bir hürmetsizlik veya da kafasında bir şüphe uyanabiliyor. İşte bütün bunlara bir cihette mukni, ikna edici, güzel bir cevap mahiyetinde ve bizim ibadet hayatımızda bizim ibadetimizin edep çerçevesini Allah huzurundaki duamızda, ilticamızda, tazarımızda nasıl yapmamız gereken bir formül, bir adeta reçete gibi. Üstad Hazretleri burada bunu ifade ediyor. Şimdi başlayalım. ikinci mesele. İkinci mesele Ubudiyet emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Şimdi, ubudiyet kavramı çok geniş bir kavram. Mesela ibadet ubudiyetin içerisinde bir parçadır. Ubudiyet daha geniş bir kavram. Diyelim ikindi namazımızı kıldık. Akşam namazımızı kıldık. Yatsı namazımızı. Yani beş vakit namazı kıldık. Diyelim ikindi namazı kıldık. İba, ubudiyet bir geniş bir daire ise ikindi namazı onun içinde bir ibadet, bir parça. Evet ikindi namazımız kılındı ve bitti. Ama ubudiyet dairesi bitmiyor. Nedir? Mesela yalan konuşmamak da devam eden bir ibadet. Mesela sadık olmak devam eden bir ibadet. Günahlara girmemek devam eden bir ibadet. Yani ubudiyet çok geniş bir daire. Bu noktadan baktığımız zaman dua da bunun içine giriyor, namaz da bunun içine giriyor, diğer bütün ahlaki ve ameli bütün meseleler bunun içine giriyor. Şimdi bu bütün geniş bir daire için ana ubudiyet Allah huzurunda kulun Cenab-ı Hakk'a olan kulluk dairesinde iki ana temel neye bakar? Emri ilahi ve rıza ilahi. Adeta iki ana cümle. Emri ilahi, rıza ilahi. Yani biz bunu niçin yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Ubudiyetin dairesi emri ilahi. Yani başlangıcı, başlama noktası nedir? Allah emrettiği için Peki neticesi nedir bu başlangıcın neticesi ne olacak? Rızayı haktır. Yani Allah emrettiği için yaparız ve neticedeki en büyük bizi neticede bekleyen ve bizim neticede beklememiz gereken daha doğrusu bizim netice olarak hedefimizde olması gereken nedir? Rıza-i İşte ubudiyetin başını ve sonunu mebdesini ve meadını birleştiren bir cümle. Ubudiyetin başı emre ilahidir. Allah emrettiği için biz namazımızı kılarız. Allah emrettiği için duamızı yaparız. Neticesi Allah'ın rızasını tazarru ederiz, niyaz ederiz. Evet. Ubudiyet emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi ve neticesi rızayı haktır semeratı ve fevaidi uhreviyedir. Ama bu yaptığımız ibadetlerin semeratı yani meyveleri, o ibadetlerimizin neticeleri, faydaları uhrevidir. Uhrevi aleme bakar. Evet. Fakat ille gaye olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydeler ve kendi kendine tereddüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler Ubudiyete münafi olmaz. Şimdi Üstad Hazretleri 23. sözde gerek emir dalaykasında müstakil bir bahis de var ama 23. sözde yine buna tekabül eden bir yer. Burada duayı işliyor. Bunu inşallah buradan beraber okuyalım Nurullah abi. Buraya mütala edelim. Hem dua hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise Semeratı uhreviyedir. Dua bir kulluk, kulluğun bir parçası. Semeresi ise uhrevi. uhrevi. Evet. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. i̇şte yani şifre cümle, bit şifre cümle de bu. Dünyevi maksatlar o ibadetin vaktidir. Yani bu altını çizmemiz gereken bir cümle. Dünyevi maksatlar o ibadetin vaktidir. Ne ne demek? Şimdi çok güzel bir örnek verecek üstadımız. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. O maksatlar onun gayesi değil. Maksat gaye değil. İşte burada çok önemli. Maksat gaye değil. Buradaki maksat mananı vakit. Vakit girdi. Şimdi mesela biz akşam namazını kılıyoruz akşam namazının vaktinin girdiğinin bize belirten şey nedir? Akşam ezanıdır. Ezan okunduğu zaman biliriz ki artık vakit girmiştir. Bu ibadetin icra edilecek zaman dilimi başlamıştır. Sahası başlamıştır. Yatsı ezanı okunur. Biliriz ki akşamın vakti bitmiştir. Diğer başka bir ibadetin vakti açılmıştır. Mesela sabah namazının ezanı okunuyor. Sabah namazının vakti girmiştir. Ama biz güneşin doğması için namazı kılmıyoruz, değil mi? Veya güneşin batması için de namaz kılmıyoruz. Şimdi burada ne dedi? Yağmursuzluk, yağmur o, namazının o ibadetin, o ibadetin vaktidir. vaktidir. Adeta bir yağmursuzluk vuku bulduğu zaman bir nevi o kuraklık akşam ezanı gibi. Yani Cenab-ı Hak o yağmursuzluk ezanıyla tabiri diğerle teşbihle konuşursak bir ezan gibi bir sembol bir sesleniş gibi ey kullarım şu an yağmur namazının vakti girdi. Ama biz bu yağmur namazını kıldığımız zaman yağmuru yağdırmak için değil. Aynen akşamdaki vaktin gidip diğer vaktin gelmesi gibi değil. O vaktin ezanıdır. Bize şu vakit yağmurla alakadar yani yağmur namazıyla alakadar dua açılmıştır. Namaz açılmıştır. Biz onu icra edeceğiz. Emir gibidir yani. Evet. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Evet şimdi mesela bazen diyorlar yağmur duasına çıktı. Madem yağmur duası diye bir şey var. E niye yağmur yağmadı? Yani yağmur duasını yapalım çok yağmurun yağması vaki olduğu gibi bazen de yağmamış olabiliyor. Üstad Hazretleri bunu emir layıkasında daha teferruatlı bir şekilde izah ediyor yağmurla alakadar. Tabi onu oraya havale ediyoruz. Başka bir vecihle onu da işleyen, işlenebilir Allah'ın izniyle. Ama buradaki noktasıyla baktığımız zaman diyelim yağmur duası ettik. Yağmur yağmadı. Yani burada ne hadisi şeriflerde ifade buyurulan, emir buyurulan duada bir sıkıntı var. Ne de duanın kendisinde yani yağmur duası ve yağmur namazının kendisinde. Sıkıntı burada o duayı ve ibadeti icra edenin meseleyi tatbikteki hataları. Yani biz dua ederiz yağmur duasına çıktık. Yağmur yağdırmak için değil. Çünkü yağmur yağdırmak işi bizim vazifemiz değil. O Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine ve kudretine bakan bir nokta. Hiçbir şey Allah'ı zorlayıcı değildir. Orada nedir? İnsanın azzini, fakrını gösterme vakti. İnsanın azzini, fakrını dillendirme vakti girmiştir. Akşam ezanı okunup namazı kılmamız gibi yağmursuzluk ezanıyla yağmur namazını kılacağız. Vakit girdi. O ibadet nedir? artık icra edilecek. Yoksa yağmuru yağması için yapılan bir ibadet değildir. Sanki bir cihette namazı kılıp neticeyi beklemek haşa Cenab-ı Hakk'ı tecrübe vari bir şey olur. Bu da caiz değildir. Kul haddini, yerini ve hududunu bilecek. Kul duayla, ibadetle mükelleftir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ı hiçbir şekilde zorlayıcı bir şey yoktur. İşte bu nokta kaçtığı için ne oluyor? Dua ettik kabul olmadı. Veyahut da işte bu dualar var. Bu dualarda haşa bir hakikatsizlik mı? var? Hayır duada hakikatsizlik yok. Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emir buyurduğu şeylerde de haşa. Fakat nedir? Bizim bu duayı icra ederken durduğumuz yer baktığımız nokta ve takılmamız gereken edep ve adapta sıkıntı oluyor. Evet. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Ya bir daha okuyalım abi çok önemli. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Ya. Yani sadece yağmur gelsin diye o duayı namaz yapsan o dua kabul olmaz, halis olmaz diyor. İşaret ve icazda ibadet bahsinde şöyle bir nokta var. İhtar ibadetin ruhu ihlastır. Nasıl ki cesedimiz ruhu olmadan sadece bir et yığınıdır. Demek ki cesedi ayakta tutan kayyum değer ruhtur ruh çıktı mı cesette bir et yığını oluyor. Aynen öyle de ibadetlerimizin de ruhu ihlastır. İhlas Allah emrettiği için yapmaktır. Allah emrettiği için yapmaktır ihlas. Sırf rıza ilahi için. Mevla emir buyuruyor ve biz de yapıyoruz. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse mesela biz namazı niçin kılarız? Namazın illeti nedir? Emirdir. Allah emrettiği için namazı kılarız. Ama hikmetleri çok sayılabilir. Mesela bazen bakıyoruz bazı tıpçılar veya işte yurt dışındaki araştırma yapanlar da namazın hareketlerinde vücudun sıhhat ve afiyet noktasında faydalarından bahsediyordur. Eğer bir insan sadece sıhhat noktasıyla bakıp namaz kılsa o namaz batıl olur. Niye? Çünkü o namazın illeti ortada yok. Yani emir yok. Namazın neyidir? Emri ortada yok. Mesela nedir? Domuz eti yemek haramdır. Hikmetleri çok sayılıyor. İşte siz sağlık noktasında ihtisas sahibisiniz biliyorsunuz. İşte bunun hastalık cephesi var e, ahlak noktası manevi cepheleri var değil mi? Ama biz o mahluku niçin yemiyoruz? Allah yememesini emrettiği için. İlletidir. Yani velev ki diyelim farz-ı muhal ondan kirler giderilse onu helal mi edecek? Hayır. Allah bir şey Allah emrettiği için güzel olur. Nehyettiği için çirkin olur. Ehli sünnet vel cemaatin görüşü budur. Akidemizde, itikadımızda budur. Yoksa çirkin olduğu için nehyedilmemiş bu yanlış bir cümledir. O zaman çirkinliği gittiği zaman bizim bunu yapmamız mı gerekir? Yani bu bizim ehli sünnet vel cemaat noktasında itikadımıza terstir. Bir şey Allah emrettiği için güzel olur, nehyettiği için çirkin olur. Şimdi oradaki illet nedir? Emri ilahi yenmeyecek. Ama hikmetleri çok olabilir. Şimdi namaz, akimus sala namaz kılın emir nedir? İlleti emirdir. Allah namazı kılmamızı emretti. Ama hikmetleri sınırsızdır. Sırf üstadımız işaret edeceğiz da namazın sırlarına dair Muhittin Arabi Hazretlerinin fütühatında, fütühat-ı Mekke'sinde çok sırlarını bahsetmiş diyor. Şimdi bu meselenin başka bir boyutu. Ama ibadetin ana birinci başlangıcı emri ilahidir. Biraz önce okuduk ya neticesi de rıza ilahidir. Ama hikmetleri ama sırları ama manevi neticeleri olabilir mi? Olur. Vardır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse o ibadet batıldır. Yani namazı biz emri ilahi olduğu için değil de sadece sıhhat noktası da baksak spor gibi haşa o ibadet ibadet değildir. Kurban ibadeti. Kurban ibadeti gibi rıza ilahi noktasında kesilir. Et için mesela niyet etse kasap diğerlerinin ibadetini de batıl yapar. Evet. Niçin? Orada Kendin... da emir nedir? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak emrettiği için. Değil mi? Faideler, hikmetler yalnız mürehci olabilirler. Yani oradaki faideler ve hikmetler bir tercih. Onu bir teşvik manasındadır yoksa illet olamazlar. Kur'an-ı Kerim vakta ki Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühen nasi'budu Ey insanlar Allah'a kulluk yapın. Kulluk emri veriyor Cenab-ı Hak. Emriyle insanları ibadete davet ettiği çok hoş bir nokta burası. Sanki lisanı hal ile ne için ibadet yapalım? İlleti nedir? Yani biz bu ibadeti niçin yapalım? illeti nedir diye sorulan suali Kur'an-ı Kerim yine Rabbekumullezi halakakum. Yani o Allah sizi yarattı. Allah'ın bizi yaratması ona ibadet etmemiz için yeterli bir sebeptir. Burası çok önemli. Rabbekumullezi halakakum ilahir cümleleriyle cevaplandırmak üzere saniin vücudu vahdetine dair bürhanları zikretmeye başladı. Yani buradaki anladığımız mana nedir? İbadetin ruhu ihlastır. Başı emri ilahidir, neticesi rıza ilahidir. Yani yapılan bütün ibadetler bu çerçevede götürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu teşvik manasında ve o kişiyi bu ibadete şekillendirmek manasındaki hikmetler illetleri yerine geçerse o zaman ibadetin iptaline ve baltının olmasına kadar sebebiyet netice veriyor. Evet. Buyurun devam edelim. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve hüsuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Değil mi? İşte güneş tutulması ve ay tutulması. Güneş tutulması, küsuf namazı kılıyoruz. Ay tutulmasında da Kusuf namazı kılıyoruz. Şimdi mesela küsuf namazı kılabilir miyiz? Yok güneş tutulmamış. Tabi caizse yani sabah namazında akşam namazını kılmak ne kadar yanlışsa ve olamayacaksa şu an güneş tutulmamışsa bizim de o namazı kılamayız. Çünkü niye? Vakti girmedi. Vakti girmeyen bir namazı kılabilir miyiz? Kılamayız. Ama güneş tutuldu. İşte nedir? Güneş tutulduğu zaman küsuf namazının vakti girmiştir. Adeta güneşin tutulması o namazın ezanı gibidir. Ey kullarım şu vakitte ezan okundu tabiriyle Bu ibadetin icra vakti geldi. Biz ne yaparız? Namazımızı kılarız. O Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, kudreti, uluhiyetinin, şanı azametinin karşısında o azim bir mesele. Cenab-ı Hakk'ın orada tecellisi, yani sema yüzünde kudreti ilahiyenin çok dehşet engiz bir tecellisi var. Biz o kudretin karşısında azimize ve fakrımızı Cenab-ı Hakk'a ne yaparız? O namaz vesilesiyle ilticamızı sunarız. Ama oradaki namaz güneşin önünden ayı çekmek için değildir. Onun için kılmıyoruz yani. Evet. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azameti ilahiyeyi ya. ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Ya değil mi? Bakın gece ve gündüz ayetlerinin kaplanması değil mi? Ve cennen leyle libasa ve cennen nehar <laughs> maaşa. Cenab-ı Hak geceyi bir örtü, gündüzü manşetimize bir geçim sahası yaratmış. Ama öyle bakın yani o güneşin etrafında dünyanın dönmesi ve dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi, gece gündüz meselesinin cereyan etmesi bunlar azim meseleler. Geçen de bir yine ifade ettiğimiz gibi derste süreli şeylerde süreli şeylerde kıymet bazen anlaşılmıyor. O küsuf namazı ve hüsuf namazının vakti olan o güneşin tutulması aslında her gün o güneşin doğmasındaki azameti, bereketi, şükre medar olan tecelli bize ihtar ediyor. İşte biz o vakit aczimizi gösteriyoruz. Yoksa ne ayın önünden güneşi ne güneşin önünde ayı çekmek için namazı kılmıyoruz. O bizim vazifemiz değil. O bizim kudretimiz de değil. Bizim vazifemiz o vakitte aczimizi göstermek. Evet. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabı ile muayyen olan Ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. değildir. Şimdi dersimize diğer taraftan devam edelim. İkinci meseleden. Burayı niçin okuduk? Bu ille gaye olmamak, kasten istenilmemek. Burayı biraz daha açtı üstadımız. Fakat ille gaye olmamak hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydeler ve kendi kendine tereddüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyete münafi olmaz. Yani bizim yaptığımız duada gaye netice değil rıza olmak şartıyla ve kasten o netice istenilmemek ve dünyaya ait faydası diyor. İşte şunu şu kadar okursak şu kadar şöyle olur böyle olur gibi bazı şeyler var. Yani duada sayı var. Biz çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Değil mi? Rivayet olan hadislerden işte namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber ve La İlahe illallah Vahdehu La Şerike Leh Lehül Mülkü Ve Lehül Ve hu ala Külü Şeyin Kadir gibi bunu okuyan diyor. Denizlerin köpüğü kadar günah olsa Cenab-ı Hak onu affı mağfiret eder diyor. Keza mesela Üstad Hazretleri eski Said döneminde Van'daki bir talebesine soruyor. Siz tesbihleri nasıl çekiyorsunuz? Diyorlar Seyda fazla fazla çekiyoruz. Olmaz demiş Üstad Hazretleri. Sayıya riayet et. Yani bir sayı nedir? Anahtarın dişi gibidir. Eğer anahtarın bir dişi fazla olsa kapıyı açmadığı gibi bir dişi eksik olsa yine kapıyı açmaz. Yani bu noktada hadisle seleflerimizden, büyüklerimizden, ehlullahın tatbikatıyla ne var? Bunlar var. Ama sayının olması başka bir mevzu. Fakat o sayılarla yani tabi ki o sayıda bir cihette duanın bazı teknik konularına bakabilir. Ama buradaki ifade o duayla sürekli o neticeyi hesaplamak. O neticeyi beklemek. İşte azzi ve fakrı geri çekip adeta bir şeyi böyle alır kaçarcasına onu oradan almanın Hedefinde olmak işte o duayı ne yapıyor? İptal ediyor. Allah muhafaza. Evet. Belki zayıflar için müşevvik ve müretçik hükmüne geçerler. Yani o işte rivayetlerdeki bu dua okunursa bu kadar o şöyle sevabı var veyahut da şöyle bir faydası var. Bu zayıflar için müşevvik, teşvik edici bir şey. Ve onu o duaya sevk ettirecek müretçik bir kaide yani. Onu onu sevk ediyor. Şevkine, onu okumaya vesile ediyor. Ama bu şek ve vesile yine rıza-i ilahinin önüne geçmeyecek. Evet. Eğer o dünyaya ait faydeler ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder. Evet. Belki hasiyetli, belki o hasiyetli virde akim bırakır. Ya netice vermez. Duanın kendisinde sıkıntı yok ama duanın tatbikinde takdim ve tehir, öncelik ve sonralıklar dikkat etmemiz gereken şeylerin yerleri karıştığı zaman o zaman o azim duaların neticesini o tesirini göremeyebiliyoruz. Ne dedi? Akim bırakır diyor yani. O haysiyetli virdi. Akim bırakır netice vermez. Belki yani şöyle de düşünebilir. O duada yapılan netice hasıl olmuş olsa bile dua yapmaktaki arka planındaki asıl maksat, gaye Cenab-ı Hakk'ın rızasına kazanmak o netice hasıl olmamış olur. Evet. O iptal ediyor yani, Allah muhafaza. Tesbih çekmiş olursun. Tabi. Dilini ıslatmış olursun ama onun arka planındaki manevi şey hakim kalmış olur yani. Zaten Üstad Hazretleri dua bahsinde mektubatta burada da 24. mektupta çok güzel bir nokta var. Diyor ki 5. nükte dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Burası çok güzel ifadeler. Çünkü dua eden adam duasıyla gösteriyor ki bütün kainata hükmeden birisi var ki en küçük işlerime ıttılağı var ve bilir. En uzak maksatlarımı yapabilir. Yani dua ederken bir insanın neticeye gitmeden aslında daha evvel o istediği şeyden ziyade onun gönlünde, göğsünde, ruhunda, kalbinde açtığı en güzel mana bu. Dua eden adam duasıyla gösteriyor ki bütün kainada hükmeden birisi var ki en küçük işlerimi ıttıları var ve bilir. En uzak maksatlarımı yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerimi de ondan bekliyorum. Ondan istiyorum. İşte duanın verdiği halis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nur imanın halavet ve safine bak ki Gülme ya be o biküm Rabbi anla ey habibim kullarıma söyle duanız olmasa Rabbinizin yanında ne emniyetiniz var ve ve qala Rabbi kumid oni dua edin, duanıza cevap vereyim fermanı dinle. Ve ne diyor? Eğer nahi eğer nahi dat na dadi ha denildiği gibi eğer vermek istemeseydi istemek vermezdi. Yani dua eden adam her şeyden ziyade şunu anlar ki beni duyan birisi var. Beni bilen birisi var. Yani Allah'ın onu işitmesi, onu duymasını onun aleminde yerleşmesi o dünyevi faydeden daha da lezzetli. Niye? Beni bilen birisi var. Hatta şurada yine bunu da okuyalım. Doğanın en güzel, en natif, en leziz, en hazır meyvesi. Çok güzel. Yani dua ettik. Duaya bir netice mi istiyoruz? Yani dünyevi şeyler insanlar ifade ettiği gibi bunları aksın maksat yaparsa sıkıntı ifade etti ama... Doğanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi neticesi şudur ki dua eden adam bilir ki birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir. Ona merhamet eder, onun kudretiyle her şey yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil, bir kerim zat var ona bakar, ünsiyet verir hem onun hassiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve onun hassiz düşmanlarını def edebilir bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah bir inşirah duyup dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Yine 20. mektupta üstadımız diyor ya bir padişah sana bir elma verse o padişahın verdiği elmadan daha lezzetli olan nedir? padişahın sana muhatap olmasıdır. Ya artık orada elmayı verince da hatır otur elma yenmez değil mi? O elmadan daha lezzetli nedir? Ya padişah beni muhatap aldı. Öyle değil mi? Padişahın huzurunda bulunmak, onun iltifatına mazhar olmak o elmadan daha lezzetlidir. Yani dua ederken o neticeyi hesaplamaktan ziyade huzurda durup, el açıp beni biri biliyor, duyuyor onu bütün zerratımıza kadar hissedip Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliğinin kalbimizde ve ruhumuzda inkişafı neticesinden daha lezzetlidir. Daha hoştur. O yüzden Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ben duamın kabul olup olmamasından asla endişe etmem. O, o benim düşündüğüm bir nokta değil. Ben kalbimde, ruhumda Rabbime dua etme hissiyatımı yitirmekten korkarım diyor. Bakın burası çok önemli. Çünkü dua bir ibadettir. Cenab-ı Hak dua edin diyor. Allah katındaki kıymetimiz dua ile ölçülüyor. Niye? Çünkü dua aczin, fakrın en ziyade dillendirildiği bir sahadır. İnsanın aczi ve fakrı Cenab-ı Hakk'ın katında insanı ne yapıyor? Büyütüyor. Bunu diğer derslerde ifade ettik. İşte bunun en mühim vesilelerinden bir tanesi duadır. Yoksa haşa biz dua ettik bunu zorla alacağız manası bu batıldır. Hatta ifade etti üstadımız neticeyi de iptal edebilir. Evet. Yani insanın vazifesi kendi vazifesini yerine getirecek. Vazife ilahiye. Evet, karışmayacak. Bizim vazifemiz yani. duadır. Dua Ama vazife ilahiye karışmak değildir. Yani vazife ilahiyeden buradan maksat burada vazife haşa Allah'ın bizim yaptığımız vazife gibi zorunluluk manası değil. Onun esmasını ve sıfatına bakın. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatı ve kudretinin geri olan şeyler o bizim dairemiz değil. Biz oraya el uzatamayız. Evet. Belki o hasiyetli virdi akim bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar. Yani bu bir sırmış. Bu bir sır. Buraya kadar anlattıkları hep bir sır. Bunu anlamayanlar Mesela yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kusiye-i Şah-ı veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i o faidelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. Şimdi büyüklerimizde mesela Muhammed Bahuddin Şah-ı Hazretlerinden Mervine var, Evrad-ı Kusiye var okuyoruz. Bunu gerek Nakşibendi tarikatında olan kardeşlerimiz virt olarak okuyorlar. Üstadımız da bunu delayn Nur'da evradın içerisine derc etmiş. Ve bin haysiyeti bulunan Cevşen-i Kebiri. Bununla alakadar da Üstadın emir de alakasında çok önemli müstakil bir mektubu var. Tahlide medar çok ciddi bir mektup. Şimdi o faydelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. Bunlarla alakadar seleflerimiz, büyüklerimiz bunların faydelerini anlatmışlar. Ama bu faydeler bizzat maksut yapılıp okunursa olmuyor. Çünkü niye? Biz bunu rıza için okumamış oluyoruz. Faydesini düşünüp başlıyoruz. Olmadı. O fayda okumaya şeklendirir. Okumanın esası emirdir ve rıza ilahidir. Oradaki dualarla mesela Subhaneke marifnaka hakka marifetike ma'ruf Subhaneke ma şekerneke hakka şükke ya meşgur. Mesela evrad-ı kusiyeden bir bölüm. Ya Rabbi seni hakkıyla bilemedik. Seni hakkıyla şükredemedik. Şimdi bu dua yaparken maksut mana nedir? Orada şükredememenin duayı yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda izzeti ilahi Cenab-ı Hakk'ın dergah izzetinde azimizi anlayıp ya Rabbi hangi duamız, hangi bizim ibadetimiz sadece göz nimetinin şükrünü eda edebilir? Hani diyor ya 24. sözde ibadet yaptığımız ibadetler mukaddimeyi i mükafat-ı değil belki geçmiş nimet-i sabıkanın şükrüdür. Yani bizim yaptığımız ibadetler ubudiyet diyor ubudiyet mukaddime-i mükafat-ı değil yeni bir şey istemek değil belki verilenlerin şükrünü eda etmektir. Yani biz Allah bizi yoktan var etti. Bizi taş yapmadı, hayvan yapmadı, insan yarattı. Müminiz. Elhamdülillah İslamiyet şerefi var, Marifetullah şerefi var, Muhabbetullah şerefi var değil mi? Bütün bu nimetlerin şükrüne eda etmektir. Yoksa Cenab-ı Hak'tan yeni bir şeyden ziyade verilenin şükrüdür. Ama Üstadımız diyor, şükür nimeti ziyadeleştirir. İşte eğer sen verilenin daha da ziyadeleşmesini istiyorsan, yeni bir şeyden ziyade verilmeşe şükret, o şükür zaten başka gelecek şeyin ne nedir? Zeminini hazırlar, ziyadeleştirir, verileni de bereketlendirir. İşte bu noktalar önemli. Ondan dolayı bunu maksudu bizzat niyet ederek okursa o faydeleri, o faydeleri göremiyorlar. Sonra göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Eğer bu sır anlaşılmazsa, bu çerçevede dua götürülmezse o büyük zatların, evliyaların ki bunlar mazide binlerce delili var. Üstadımız kendi hayatında da bunların faydalarını gördüğünü söylüyor. Ama o faydalar için okuduğunu asla biz okumuyoruz. Rıza için okuyor, rıza ilah için. Yani abilerden, üstadı gören abilerden malum zaman zaman dinlemişizdir üstadımızın talebelerinden her gün beş saat dergah izzete elini açıyor gece. Her gece. E buradaki şey nedir? Azini ve fakrını Allah'a iltica ediyor. Allah'a sunuyor. Yoksa üstadımız bu manalar için değil. Az ve fakrının neyidir? Ifadesi için okuyor. Ama istemeden dedi ya tereddüb etse biz onu niyet ederek değil de az ve fakrımızı ifade ederek okusak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu neticesinde birçok nimeti bize verebilir. O da fazlındandır, keremindendir. Evet. Çünkü o faydeler o evratların illeti olamaz ve ondan onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Yani o bir, bir önceki cümlede neyse göremiyorlar bu sebepten dolayı ve göremeyecekler eğer bunu görmeye de hakları yoktur. Eğer anlamazlarsa görmeye de hakları yoktur. Eğer bunda diretirlerse Evet. Çünkü o faydeler o evratların illeti olamaz ve ondan onlar kasten evet. ve bizzat istenilmeyecek. Evet. Çünkü onlar çünkü onlar fazla bir surette o halis virde talepsiz tereddüp eder. Halis virde terep yani bakınca halis virde talepsiz tereddüp eder. Virdimizi niçin çekiyoruz? Duamızı Allah'ın Allah, ın. Allah ın rızası için Cenab-ı Hakk'a kurbiyet, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda azimizi Cenab-ı Hakk'a ne yapıyoruz? Takdim ediyoruz. Ama sen halis, sırf Allah'ın emrettiği için dua yapman, ibadeti yapman, o halis virde duaya o neticeler fazli bir surette. Yani nasıl ki cennet Cenab-ı Hakk'ın fazlındandır yaptığımız ibadetlerin neticesi değil. Allah'ın fazlıdır. Herkes cennete Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla girer. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabe sorunca siz de mi ya Resulullah? Ben de Allah'ın rahmetiyle fazlıyla cennete girerim buyuruyor. Öyle değil mi? Bakın. Ama cehenneme adati ilahiye ne yaptıysak onun karşılığı. Ama cennet gözümüzün şükrüne eda edemiyoruz ki. Demek ki sırf Allah rızası için yaptığımız zaman Allah'ın fazlı bir surette Allah nasıl cenneti veriyor? Daha bu dünyada da nedir bir numunesi? Rıza ile için yapılan duaların neticesi fazla bir surette terettüp ediyor. Evet. Çünkü onlar fazla bir surette o halis virde talepsiz terettüp eder. Onların niyet etse ihlası bir derece bozulur. Doğru, doğru. Belki ubudiyetten çıkar doğru. ve kıymetten düşer. Ya Allah muhafaza. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. Evet. Yani zayıf insan avam yani bu noktada belki ruh dünyası bu manayı bir anda kavrayamıyor veyahut da götüremiyor. Yani bunları teşvik için bazı faydeler anlatılmış ama esas değil. O faydeleri düşünüp şevke gelip evradı sıf rızayı ilahi için ahiret için okusa zarar vermez. Evet. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından Çoklar aktaptan ve selefi salihinden mervi olan faydeleri görmediklerinden şüpheye düşer. Hatta inkar eder. eder. Çok azim dualar var. Rivayetler var. İşte bunu anlamadığı zaman ya işte dua ettik kabul olmadı. Dua ettik bu dua demek ki haşa böyle şeyler baltıl gibi haşa. Hayır ne duada sıkıntı var ne rivayette sıkıntı var. Sıkıntı duayı icra ederken niyet tatbikindeki istikamet ve hedefindeki gaye. İşte ifade ettiğimiz manalara riayet edersek üstadın ifade buyurduğu kaydelere inşallah Cenab-ı Hakk'ın rızasına mukarrib olan bir dua sahasına girmiş oluruz. Ve Cenab-ı Hakk'ın da rahmetine inşallah dahil oluruz. Cenab-ı Hak rahmetini, inayetini üzerimizden eksik etmesin. Yaptığımız duaları adabına, ve esrarına mutabık ve muvafık eylesin. Hmm. Velhamdülillahi rabbil alemin.